Merhaba arkadaşlar. Bugün tabirimi mazur görün ama çok utanç verici, leş bir konumuz var. Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi'nin okul müdürü, mezuniyet törenine katılmak isteyen kız öğrencileri açık giyindiği gerekçesiyle ve jandarma yardımıyla okula almadı. Evet, maaşını ödediğiniz jandarma açık giyindiği gerekçesiyle çoluğu çocuğu okula almadı. Kız öğrencilerin yanında velileri de bulunuyordu. Gelin o görüntülere beraber bir bakalım kısaca. Kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtü, işte vesaire yoksa Tabii bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi'nde, <laughs> Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. <laughs> yani Milli Eğitim Bakanı bunu diyorken sizin bu çocukları burada anne babasının yanında bu şekilde bekletmeniz ne kadar doğru? söyler misin? Kur'an ne ya? Bir söyler misin? misin? Kur'an ne ya? Müdür Kur'an ne? Müdür! Gelsin! Müdür!

Biz bir Orta ülkesi değildik değil mi? Avrupa'ya falan yakındık biz. Özgürlüklerimize de karışılmamıştı mesela. Evet açık ara son günlerde gördüğüm en kötü olay. Olayla alakalı müfettişler görevlendirilmiş. İnceleme falan başlatılmış. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi bu olay gerçekten Afganistan'da falan görebileceğiniz düzeyde insanların özgürlük alanlarını tamamıyla kısıtlayan ve hiçbir şekilde açıklaması olmayan bir mesele. Çocukların kıyafetlerine baktığımızda gayet ciciş gözüküyorlar. Hem kızlar hem erkekler. Açık dedikleri kıyafetleri gördünüz arkadaşlar kızlar normal bir şekilde etek giymişler. Askılı elbiseleri var. Hiç de öyle aman aman ne bileyim çok derin yırtmaçlı bir elbise olabilir ya da çok derin göğüs dekoltesi veya çok çok mini bir elbise. Bunların hiçbirini göremiyoruz ki bunlar bile olsa bence böyle çok abartı değilse problem olmamalı. Kimsenin giyiniş tarzına karışmamalıyız. Ancak kızlar gayet normal bir şekilde giyindikleri halde okula alınmıyorlar. Ümit Özdağ konuya dair şöyle demiş. Rezillik ötesi, müdür olacak adam. Sen İran'da devrim muhafızı mısın yoksa Türkiye'de okul yöneticisi mi? putla bezle kılık kıyafetle uğraşacağına bilgiyle uğraş. Bırakın kızların kılık kıyafetini beyninde ne var onunla ilgilenin. %100 katıldığım bir düşünce. Çok fazla insan zaten konuya dair tepki gösterdi ama bugün biraz daha tüm bu yaşananlara karşın evet doğru yapmışlar diyenlere bakmak istiyorum. İlki tabii ki Misvak Caps AK Parti'nin en güzide hesabı. Kocaeli Gebze'de mezuniyet törenine yarı çıplak gelen öğrencileri kıyafetleri gördünüz arkadaşlar. Okul bahçesine sokmayan müdürü tebrik ediyor ve destekliyoruz. Okul mini etekte gelinecek yer değildir. Nasıl ki erkek öğrenci sakal yasağı uygulanıyorsa mini etekli okula gelemezsin. Bu kadar basit. Arkadaşlar bunlar böyle insanlar. Yıllar önce biliyorsunuz bu ülkede muhafazakarlar sıkıntılar yaşıyordu. Neden? Başörtülü diye okula alınmıyordu. Ve muhafazakarlar da bu konuyla alakalı rahatsızlıklarını sürekli dile getiriyorlar. Mağdur olduklarını söylüyorlardı. Zaten başa geçtikten sonra da ilk değiştirdikleri hamle bu oldu ve ben bunu tamamıyla destekliyordum. Çünkü kimsenin kılık kıyafeti beni alakadar etmez. Ne devlet kademesinde ne başka bir yerde. Eğer sen kafanı kapatmak istiyorsan tabii ki kapatabilirsin ama ben mini etek giymek istiyorsam buna da karışamazsın. Fakat böyle olmadı arkadaşlar. Gücü ele geçiren, mağdur olan, mağdur edebiyatını yaptıktan sonra başa geçip diğer insanlara zulmetmeye başladı. Bu sefer siz bizim kıyafet anlayışımıza uymuyorsunuz dendi. Bugün maalesef Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Birisi mesela Ekşi'ye şöyle yazmış. Tesettürün belli kuralları var ama çıplaklığın yok. Bugün dekolteli kıyafetle gelmek isteyenin yarın bikiniyle gelmek istemeyeceğine malumdur. Çıplaklık dinen de, örfen de Türk milletine yakışmaz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, çıplak dedikleri kıyafet askılı normal elbiseler. Böyle ortada çıplaklık falan yok. Bunların tek yaptıkları kendi beyinlerini manipüle etmek. Hani şunu demeye çalışıyorlar. Ya biz o kadar yobaz değiliz. Onlar çıplak. Onlar çıplak değil mi? Yani konu bizle alakalı değil. Çıplak bir insanın okula gelmesi normal mi diye soruyorlar kendi kendilerine ve diyorlar ki hayır tabii ki. E buna da herkesin katılması lazım. İyi de ortada bir çıplaklık falan yok. Bir de kendilerine o kadar fazla gerçekçi olmayan bir dünya yaratıyorlar ki mesela bikiniyle okula gelmeyecekleri ne malum diyor. Böyle bir şeyin olmayacağını kendi de biliyor. Kimsenin böyle bir istekte bulunamayacağını olmayacağını, bulunsa da kabul edilmeyince herkesin bunu destekleyeceğini ama yine de oraya yazıyor. Diyor ki yarın bir gün okula çıplak gelmeyecekleri ne malum. Gelmesinler oğlum zaten. Kimsenin bunu desteklediği falan yok. Siz kendi beyninizde bir gerçeklik yaratıyorsunuz ve olmayan bir düşmanla savaşıyorsunuz. Bazıları şöyle demiş. Hayır okul kesinlikle haklı çünkü daha öncesinde velilere bir şey imzalatmışlar. Kıyafet yönetmeliği ile alakalı ve o yönetmelikte şunlar yazıyormuş. Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden short, tight gibi kıyafetler ile dizüstü etek, kısa pantolon, koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz. Evet okul gördüğünüz gibi kuralları uyguluyor yazmış bazı arkadaşlar. Ama asıl sorgulanması gereken zaten bu yönetmelik. Böyle bir yönetmelik niye var arkadaşlar? Bakın orada kısa pantolondan tutun, şorta ki sıcak bir hava var. Tight'ından tutun tişörtüne kadar yasaklanmış. Ya insanların nasıl sorgulaması gereken şey böyle bir yönetmelik niye var? Niçin tişört giyilmez? E kurallar uygulanıyor diye bir şeyleri tebrik edeceksek, yıllar önce sırf başörtülü diye o insanları okula almayanları da tebrik etmemiz lazım. Çünkü onlar da yönetmeliği uyguluyordu. Kafalarına göre bir şeyler yapmıyorlardı. Arkadaşlar sorgulamamız gereken şey zaten kurallar. Zaten yönetmelik. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Okula bazı kızlar alınmadığı için erkekler, videoda da fark etmişsinizdir, çıkıyorlar okuldan. Protesto etmek istiyorlar. Zaten veliler yanda çıldırmış halde, müdür arkasına bakmadan gidiyor. Ama içeride hala bazı kızlar var. Niye herkes protestoya katılmıyor? Yani illa sana mı dokunması lazım bazı şey? Bu da beni çok sinirlendirdi. O baloya katılan herkesi gerçekten kınıyorum. Herkesin birlik olarak özgürlükler karşısında savaşması gerekirdi. Müdüre daha şiddetli, sert bir şekilde bağırılması, tepki gösterilmesi gerekirdi. Ancak bazı veliler ve öğrenciler tepki göstermiş, mağdur olanlar. Emin olun o okulda olsaydım ve arkadaşlarımın içeri giremediğini hem de sırf üzerlerine giydikleri normal bir kıyafetten dolayı görseydim orada kesinlikle haksızlığa uğrayanın yanında olurdum. Çünkü arkadaşlar arsızlık gerçekten bazen kazanıyor. Bu insanlar arsızlık yapıyorlar. Ve karşılarında bir tepki güç olmadığı zaman buna devam ediyorlar. Yani müdür arkasına bakmadan gidiyor ya. Çünkü bağıran bir kişi var. 20 kişi orada bağırsa, hatta üzerlerine gelse belki bambaşka bir şey olacak. Ve şunu da söylemek istiyorum: Başınıza böyle bir şey geldiği zaman herhangi bir şey olabilir. Arkadaşlar lütfen videoya kaydedin. Bakın bu çok önemli. Orada gördüğünüz gibi herhangi bir gazeteci ya da başka videoya çekebilecek kimse yok. Bir vatandaş muhtemelen bir veli videoya çekmiş tüm bunları ve daha sonrasında bunlar yayıldı internette. Ortamda fark ettiğiniz gibi video çeken başka kimse yok. Video çekmek zaman bu haksızlıkları anlatamıyorsunuz maalesef ve hiçbir şekilde gündem olmuyor. Yani bunun videosu olmasaydı ve polise gideseydi polis büyük ihtimalle diyecekti ki abi yönetmelik böyleydi. Kusura bakmayın. Hata sizde. Ve Türkiye gündemine asla oturmayacaktı böyle bir şey. Haberimiz bile olmayacaktı. Ne kadar bataklığa saplanmış bir Orta Doğu ülkesi olduğumuzdan. Ama orada birinin aklına video çekmek gelmiş ve sonunda Türkiye çapında bunlar konuşulabiliyor. Müfettişler falan gönderiliyor ve belki müdür yerinden alınacak. Başlarına onların bile tahmin etmeyeceği şeyler gelecek. O yüzden dediğim gibi herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızı düşünüyorsanız sizin ya da başkasının lütfen videoya kaydedin. Çünkü günümüzde sosyal medyada bu çok işe yarıyor. Şey de çok saçma yani bu insanların puanları verilmiş. Okul Kul bitmiş. Artık mezun oluyorlar, bir baloya geliyorlar. Eğlenmek istiyorlar ki zaten bir Türk genci hangi ortamlarda eğlenebilir? Birkaç tane şansın oluyor. Belinle beraber gidiyorsun, heyecan içindesin, onlar seni giydiriyor. yani neden mesela bunun önüne geçiyorlar ki? Bazı insanlar gerçekten mutluluk fakiri ve sizin de mutlu olmanızı istemiyorlar. Yani orada bırakıp geçseler, balo yapılsa, insanlar eğlense, kime ne zarar gelecek ki? Ne olacak yani? Şimdi o müdür olacak şahıs, işinden olacak büyük ihtimalle. Müfettişler başka insanların da başlarına dertler açacak ki hak ettiler bunu tabii tabii ki. E ben bu haberi gördüm. Bakın bana bile negatiflik yüklendi. Ben size bunu anlatıyorum falan. Diyoruz ki 2024 yılında bunları mı konuşuyoruz? E olmasın abi bunlar. Niye bunu yapıyorsunuz ki? Niye mutluluk fakirisiniz? Hadi sen fakirsin. Niye başka insanların huzuruna karışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Tabii şu konuya da değinmek istiyorum. Onlar muhafazakar şeriatçılar. İşte bu kızlarımız da cumhuriyet kızları falan. Cumhuriyet vs şeriat savaşına her şeyi döndürmeyin lütfen. Burada sadece işgüzarlık yapan, işi bilmeyen bir insan var, bir yönetici var. Onun emirleri tırnak içerisinde. Doğrultusunda her şey yapılıyor. O yüzden lütfen buradan da başka bir kavga çıkmasın. Sadece çok utanç verici bir görüntü. Bunun sorumluları cezasını alsın. Tarihsel akışın muhafazakarların mağdurluğundan sekülerlerin mağdurluğuna gideceğini kimse bilmezdi. Ama bugün bunlar da oluyor arkadaşlar. Gerçekten rezillik diyeceklerim bu kadar. O zaman yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın dostlar ve hoşçakalın.